Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Haziran 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, ayın genel başlıklarına önce bir göz atalım. Güneş 21'ine kadar İkizler burcunda ilerleyecek, 21'inden sonra Yengeç burcuna geçecek. Merkür retrosu sona eriyor. Gezegeniniz Mars ay boyunca Koç burcunda, Jüpiter'le birlikte hareket ediyor. Venüs Boğa burcunda, Yay burcunda bir yeni ay var. Yengeç burcundaysa bir Yay burcunda bir dolunay var. Yengeç burcundaysa bir yeni ay var. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş 21'ine kadar İkizler burcunda olacak sevgili akrepler. Zaten 30 Mayıs'ta biliyorsunuz İkizler burcuna yeni ay doğmuştu. Haziran ayının ilk gündemi, ilk yarısı bu yeni ay konularını devreye taşıyor. Merkür gerilemesi sona erecek 3 Haziran'la beraber. Mayıs ayında bazı işlerinizde, anlaşmalarınızda, sözleşmelerinizde biraz gecikmeler yaşamış olabilirsiniz. Örneğin bazı anlaşmalar olabilir bunlar, ya da bir parasal konuda, bir kredi ile ilgili konuda bir gecikme ya da erteleme olmuş olabilir, veya size ait bazı kaynakların alınması, satılması, kiralanmasında bazı sorunlarla karşılaşmış olabilirsiniz. Şimdi 3 Haziran'dan itibaren Merkür ilerleyecek Boğa burcunda ve ayın 13'üne kadar Boğa burcunda olacak. Bu ertelenen konuları tekrar gözden geçirmeniz, daha sağlıklı adımlar atmanız mümkün. Özellikle 13'ünden itibaren Merkür'ün 8. evinize ilerliyor olması parasal konulardaki işlerinizi, anlaşmalarınızı, sözleşmelerinizi, hesaplarınızı daha rahat ilerletmenizi de sağlayabilir. Ve Mars Koç burcunda, dolayısıyla burada tabii güçlü bir enerji var. Nerelerde biraz günlük hayatınızın temposu artıyor. İş konularında sorumluluklar artabilir, daha fazla enerji harcayabilirsiniz. Enerji deyince fiziksel enerjinizi daha fazla fiziksel aktivite yaparak, spor yaparak da günlük hayatınızda katabilirsiniz. Çünkü enerjiniz artıyor. Bu günlük hayatınızda biraz daha böyle aktivitelerde farklı bir yönelim getirebilir. Örneğin şimdiye kadar sporu ihmal ettiyseniz daha fazla spor yapabilirsiniz. Fiziksel aktivite söz konusu olabilir. Mesleki konularda da daha hırslı, daha cesur olmanız, daha fazla enerji harcamanız mümkün görünüyor. Evet, Venüs Boğa burcunda olacak. Bu ilişkiler alanında aslında önemli destekler getirecektir size bu ay. İlginç de açılar var. Çünkü Venüs ayın 12'sinde Uranüs'le birleşecek. Kuzey düğümde yine bu birleşime katılıyor. Çok kadersel bir birleşim aslında. İlginç, sürpriz durumlar olabilir. Hani bir anda hayatınızı değiştirecek birisiyle tanışabilirsiniz örneğin. Veya işte böyle bir hiç beklemediğiniz bir teklif alabilirsiniz. Veya eşinizin hayatında böyle ilginç ve hızlı gelişmeler olabilir. Bu önemli. İlişki dinamiklerinizde bu ay sürprizlere hazır olun. Hızlı, sürpriz ve gerçekten biraz heyecan verici durumlar söz konusu olabilir. Ayın 14'ünde Yay burcunda dolunay var. 23 derece Yay burcu dolunayı geçtiğimiz Aralık'ta başlamış bazı işlerinizi sonuçlandırabilir, tamamlayabilir. İkinci evinizde olacak. Burası da parasal kazançlarınızla ilgili aslında. Kendinizi maddi manevi güvende hissetmenizi sağlayacak koşullarda dönüşümler olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 23 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? Yay, ikizler, balık ya da başak eğer bulunuyorsa bu dolunayın sizin için tesirleri daha fazla olabilir. Yani bu bir kazançlarla ilgili bir değişim getirebilir tabii ki. Ya da bir harcama, bir yatırım olabilir, bir masraf olabilir. Gelir gider dengenizde hani yeni kazançlar olabileceği gibi bir şeylerin bitmesi, tamamlanması da olabilir. Burada belki size ait bazı değerlerin, bunlar mal varlıkları olabilir. Hani bunların dönüştürülmesi, satılması, kiralanması gibi konular. Hani buralardaki bazı hedeflerinize de tabii ki ulaşabilirsiniz. Bu dolunayla beraber 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası etkiler güçlü bir şekilde kendini gösterir. Ayın 12'si ile 17'si arasındaki dönem dolunay tesirlerini yaşayabilirsiniz. Dolunay sırasında Güneş'in Satürn'le, Kova burcundaki Satürn'le üçgen destekleyici bir açısı var. Aynı zamanda Balık burcundaki Neptün'le de kare açısı var. Hani bunlar ayın 14'ünde, 15'inde, 16'sında etkinleşiyor. Güneş Neptün karesi biraz hani güvenilmez koşullar, yanıltıcı durumları tetikleyebilir. Özellikle her türlü parasal konularda dikkatli olmakta fayda var. Yani böyle çok idealist, çok hayalci olmamak gerekiyor bu dönemde. Güneş Satürn üçgen açısı ise destekler. Hani bu daha güvenli adımlar atmanız, en azından disiplinle, sorumlulukla ya da emek harcayarak
attığınız adımlarda sizi destekleyecektir. Aileden, evden, yuvadan ya da sahip olduğunuz işte toprak, gayrimenkul, mülk gibi alanlardan kazançlar elde etmek konusunda da daha fazla sizin için destekleyici olabilir. Evet, ayın 23'ünde Venüs ikizlere geçecek. Boğa burcundan ayrılacak artık sevgili akrepler. Bu da tabii yine hani finansal alanlarınızda aslında olumlu bir gelişme. Venüs'ün iyicil etkilerini eşinizin kaynaklarında da böyle bir iyileşme olarak alabilirsiniz. Ya da yine hisseli paralar, borç alacak konuları falan, buralarda da bazı iyileşmeler şeklinde kendini gösterebilir. Ayın 21'inde Güneş Yengeç Burcu'na geçecek. Ve 29 Haziran'da Yengeç Burcu'nun 7 derecesinde yeni ay doğuyor. Su elementinde doğan bir yeni ay bu. Sizin gibi 9. evinizde doğacak. Bu yeni ay aslında hayata biraz daha duygusal, daha manevi yönlerden bakmanızı sağlayabilir. Biraz daha böyle idealist olacağınız, biraz daha hayata büyük pencereden bakacağınız ya da hayallerinize odaklanacağınız bir süreç. Bunu da destekleyebilir bu yeni ay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakın. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 7 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok güzel tesirler getirebilir. Uzak hedefler, biraz hani belki sınırlarınızın dışındaki yerler, işte başka şehirler, başka ülkelerle ilgili ilişkiler, yurt dışı konuları, bunlarla ilgili planlarınız, hani bunları hayata geçirebileceğiniz bir yeni ay aslında. Belki uluslararası bir ticari konunuz var ya da yurt dışında okumak, eğitim almak istiyorsunuz. Bununla ilgili hedefleriniz var. Belki yani bir seyahat planlıyorsunuz. Bir tatil, bir seyahat, bir yolculuk planlıyorsunuz. Bununla ilgili gelişmeler ya da yurt dışında yaşamak, yerleşmek istiyorsunuz. Bununla ilgili hukuksal bazı işlemleriniz, görüşmeleriniz var. Bir davanız olabilir, mahkemeniz olabilir. Hani bu yeni ay bu gündemleri de hayatınıza taşıyabilir tabii ki. Yeni ay ve yakınlarında Venüs'ün Jüpiter'le güzel bir açısı var. İyicil bir etki. Yani bunun bazı şanslı geri dönüşleri olabilir tabii ki. Sizin adınıza daha yapıcı gelişmeleri olabilir. Aslında bu yeni ay Temmuz'un ilk yarısını da önemli ölçüde etkileyecek bir yeni ay sevgili akrepler. Ayın genelinde sizi destekleyecek nispeten daha şanslı, daha verimli gökyüzü pozisyonlarını içeren günlerimiz var. Mesela 11'i, 12'si, 13'ü yine bu şekilde daha olumlu değerlendirebileceğiniz günler. Sürprizler de destekliyor sizi, özellikle ilişkilerden yana. Yani eşinizden de sürpriz bazı jestlerle karşılaşabilirsiniz. Bu ay teklifler olabilir, işte sizi sevindirecek sürprizler olabilir. Ayın 19'u, 20'si, 27'si, 28'i bunlar da değerlendirebileceğimiz daha şanslı kabul ettiğiniz günler sevgili akrepler. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz.
Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.